Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Valla güzel bağırıyorsunuz ama ben duymuyorum. Çünkü kulağım tıkandı, nezle olmuşum, grip oldum. Yani ne kadar bağırsa... O yüzden hani öyle bağıracak... Valla şey şimdi... çok film hareketler giriyor biliyorsunuz 26'sında. Gala heyecan derken, program heyecan derken... Dün ben yatarken sen benim balkonun kapısı açılmış kendiliğinden, manyak. Sonra odamın... Dur hemen dalga geçme. Acılı bir şey anlatıyorum. Sonra odamın kapısı açıl, sen cereyan yap, benim açıkta kal. Ben vurum sabah bir kalktım. Gerçekten perişan durumdayım. Ama olsun, çıkışta böyle bol bol hani imza öpüşelim, sarılalım. Evet, ben... Yani çıkışta özel olarak, bugün özel olarak böyle sarılalım öpüşelim. Çünkü grip başkasına bulaştırmadan geçmiyormuş. Artık hanginize denk gelirse, o da başkasını öpsün, öyle. Tamam, sen hepiniz olur. Hiçbir benim itirazım yok. Ben zaten hepinizi öpebilecek dudak var bende. Rahat olun. Evet. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Programımıza evet böyle tatsız bir haberle başladık. Dün gece dudakları açıkta yattığı için beklenmedik bir grip vakası. Eğer sizi kazayla öperse hemen aşı olun. Çünkü dudak gribi çok tehlikeli bir griptir. Vallahi hocam çok evet fena. Efendim. Harıl harıl oldum. Ne harıl harıl be, giriş kıl. Vallahi hocam çok fena. Gerçekten mi? İçeride başka kimse de var mı? Yok. İşte ben herkese sarıldım ama geldiğimden beri ekip arkadaşlarım olsun. Yok, onunla ilgili değil. Bugünkü programa bakıyorum ne var gibisine. Biliyorsunuz Rütük'ten beri artık okulların adını sanını söyleyemiyorum. Üzgünüm ama hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz bir seferde söyleyin. Kim nereden geldiğini söyleyin. Hoş geldiniz, tamam. İbrahim ve Zeynep, artık öyle söylüyorum. Girişte programımızda neler var bir görelim bakalım. Bakalım bugünkü programımızda. Bir deneyelim bakalım, bunu denemeyi deneyelim bakalım. Karar anı. Metin Yıldız'ın bir skeci var. İbrahim ve Zeynep'in iki skeci var. Gülhan ile Şahin'in bir skeci var. Vay, Şahin yazdı. Bir tane var hocam. İbrahim ile Eser'in bir skeci var. Murat Eken'in bir skeci var. Vay, güzelmiş. Yok, bunlar bir yazarlık. Bir skeci var diyorum. Ne olduğunu söylemiyorum. Yazarlık. Her şey olabilir. Şey hocam. Az sonra. Bugün bir de hocam İbrahim'le Zeynep'in böyle yoğun çalışmasında bir sebep daha var. Çünkü annesiyle babası burada İbrahim'in hocam. Hayırdır ha? Var. Lütfen böyle buyurun. Lütfen böyle buyurun. Lütfen. Çocuklar ne analar babalardan doğmuşlar, onu görelim. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Vay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili teyze. İşte grip bana gelsin. İsminiz nedir? Yusuf. Bulaştırdım. Büyükak. Yusuf ve Sevgi. Yusuf ve Sevgi Büyükak. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur. Ne hissediyorsunuz İbo'yu böyle seyrederken? Çok heyecanlıyım. Beğeniyor musunuz peki? Tabii ki. Peki evde de böyle şakacılık şeyi yani evet. Bekliyor muydunuz böyle bir şeyi? Evet. Zaten hikayesini biliyor yapıyordu, mi? Çok yapıyordu. Tabii hocam, gerçekten zaten çok. Aynı mahalledeydik biz de Yusuf. Yani kaç karşıyız evlerimiz? Tabii. Oğlum İbo'nun anası babası burada lan, ona göre oynayın. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yalnız gerçekten hani takım oyundaki efendiliğiyle falan filan tebrik ediyorum. Şahane bir çocuk yetiştirmişsiniz. Yani burada nasıl görüyorsanız öyle su gibi bir çocuk gerçekten. Aynı şey, çömez. Ses, hareketlilik, gürültü normalde de öyle. O güçlü güçlü sesiyle. Abi merak ettim, isim ne ya? Kayıt dışı he. Kayıt dışı. Şapka falan, isim ne ya? Hoş geldin. Ben böyle tiyatroya oyuna çıktığım zaman da yani böyle hakim olduğum bir 3-4 sıra vardır. Onu bir görürsün, ona göre oynarsın. Vay Şaban'ı lan, Perihan buradaymış, dur geleceğim. İsim neydi abi? Onu zor bir soru sormadım. Ali. He? Ali. Hoş geldin Ali. Bu kadar basit ya bu şey.
Aha, Şaban Ana. Siz kim kim geldiniz? Çocuklar, he? Oo. Şaban, Perihan daha önceki bir programımıza da katılmıştı. Benim ailemdir onlar. Hoş gelmişsiniz. Perihan. Çok güzel hareketler başlasın mı? Ben duyamıyorum ki. Ben de duyuyorum. Duyuyorum, duyuyorum. Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutlaka. Evet sevgili misafirler. Böyle yaşam akıp giderken bazı kırılma noktalarında böyle müdahale etmek durumunda kalırsınız. Yani orada sizin tercihinize kalır müdahale etmek. Ama eğer müdahale ederseniz ondan sonra gelişecek her şeyden de sorumlusunuzdur artık. İşte bu müdahale anında bu müdahaleyi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız adlı bu soruyu soran böyle bir biraz felsefik, böyle bir değişik o yüzden böyle anlatıyorum. Bu soruyu soran bir skeç geliyor. Karar anı geliyor. İbrahim ve Zeynep yazdı. İyi seyirler, eğlence, coşku. Evet. O gün başıma geleceklerden habersiz, her zamanki gibi evde televizyon izliyordum. Fakat televizyonum sadece Baby TV'yi çektiği için çocuk programlarıyla yetinmek zorundaydım. Haydi Hinki Minki, sen de katıl aramıza. İhüm ihüm. Şimdi duyduklarımızı tekrar edelim. İki elma. Elma, iki elma, iki kuzu, kuzu, iki kuzu, kız, kuzuzu. Tam telatabiler beni hipnoz etmek üzereyken apartmandan gelen seslerle ilgildim. Ruh dinginliği, dingillik, dingil, ikiz dingiller, ikizlere takke. Kahkahalar beni çok meraklandırmıştı. Öyle saçma gülüyorlardı ki hiçbir şey bu kadar komik olamazdı. Usulca kalkıp kapıya yöneldim. Kapıyı araladım. Karşı komşum Gülhan yine eve bir adam atmıştı. Fakat bu sefer adam tanıdık biriydi. En yakın arkadaşımın sevgilisi Oğuzhan. Oğuzhan en yakın arkadaşımı başka bir kadınla aldatıyordu. Hatta iki kadınla. Oha, üç kadınla. Oğuz hem aldatıyor hem de rekora koşuyordu. Tamam kızlar, tamam yapma. Ayşe rahat bırak, yapma. Fatma yapma, bir saniye yap. Hayriye yapma. Bir dakika Ayşe, Fatma. Ayşe, Fatma, Hayriye. Haydi şimdi gel efendim. Çap kırmızı damı sanmaz. Yaşı gelirse elli. Ne yapıyorsun sen Oğuz? Ay siz tanışıyor musunuz? Siz karışmayın Ayşe Fatma Ayriye. Ya senin bir sevgilin var ya. Ne? Sevgilin mi var? Ulan birbirinizi kıskanmıyorsunuz, sevgilimi mi kıskanıyorsunuz? Hay canım bizimki ekip çalışması, ekip ruhu. Ya yemişim ekibinizi gidin, tamam hadi istemiyorum. Daha bitti, gece bitti. Tamam gidiyoruz ama o sevgiline söyle. Okey'e dördüncü arıyoruz. Hadi gidin abicim gidin, zaten evinize giren çıkan belli değil, tamam bitti. Sana ne be? Giren çıkan bizim eve. Ya kardeşim gitsenize, tamam hadi kız. Git, Hayriye hep sen yap. Oğuz ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun asıl burada? Ben burada oturuyorum. Ben de burada şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar okuldan biyoloji dersi vardı, bizim deney yapmaya geldik. Ne deneyim şu? Ne deneyi? Eşeğli üreme. Ya bu eşeğliği nasıl yaparsın arkadaşıma ya? Çok özür dilerim Zeynep. Vallahi bir hataydı oldu. Ne olur Ayşegül'e söyleme. Yalvarırım söyleme. Bak bitirir beni ne olur ya. Bir kerelikti. Bilmiyorum Oğuz, yani bir değil iki değil üç kişiyle aldatmışsın. Ama ya. Bak şimdi üçünü aynı anda gördün. Senin kafa öyle şey, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bak birinciyle aldattım çok üzüldüm. İkinciyle avunmaya çalıştım olmadı. Üçüncü hani bana falan dedi. Hep o zaten var ya yaşlı Hayriye. Hep onun başının altında. Ben yoksa benim üç kızla... Ne olur ya söyleme Ayşegül'e, söylemezsin değil mi? Yap bir kıyak söyleme be. Tamam söylemeyeceğim. Söz mü? Tamam söz. Ver o mübarek elini. Ya tamam. Allah'ın adını ya, ver. Tamam. Güzel lütfen. Tamam. Vallahi büyüksün. Allah razı olsun tamam, sana. Tamam hadi git. Eyvallah. Tamam. Zeynep. Ha? Artık böyle büyük bir sırrı paylaştığımıza göre kanka sayılırız değil mi? Öyle bak karı kız ihtiyacın olur arıyorsun. Tamam mı? Gözümü seveyim. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım şaka. Bu sır üzerime büyük bir yük bindirmişti.
Artık tartıda 10 kilo fazla geliyordum. Ayşegül'e aldatıldığını söylemeli miydim, söylememeli miydim? Söylemeli miydim, söylememeli miydim? Söylemeli miydim, memelemeli miydim? Memelemeli miydim, memelemeli miydim? İyi günler. Rüya Bankası'na hoş geldiniz. İyi günler. Rüya Bankası'na hoş geldiniz. Bu ses nereden geliyor? Gayipten geliyor. For English, please press 9. Şans oyunlarının sonuçlarını öğrenmek için 1'i, geleceğinizi görmek için 2'yi, ÖSS sorularının cevaplarını öğrenmek için 3'ü, ÖSS'de Ahmetlerin büyük oğlu bak nereleri kazanmış, sen de nereleri kazanmışsın salak için 4'ü. Hiç görmediğiniz dayınızı görmek için 5'i. Lan dayınla ne işim olur, Pamela Anderson'ı gösterin bana diyorsanız 6'yı. Operatörümüz Aksakallı dedeye bağlanmak için lütfen yıldızı tuşlayınız. Şu anda bütün Aksakallı dedelerimiz diğer müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Lütfen bekleyiniz. Dum ka ka dum ka ka çıkırt. Sizi Aksakallı dedeye bağlıyoruz. Müşteri hizmetleri kalitesini artırmak için konuşmalarınız kayıt altına alınacaktır. Dum ka ka dum ka ka. Evet yavrum, ben Aksakallı dede. Ne kadar uzunsun? Ergenliğe girdim, boy attım. Oha, kaç yaşındasın? 900. Bizde ergenlik 900 ile 1000 arasında olur. Anladım. Söyle yavrum, benden ne istiyorsun? Ya benim Ayşegül arkadaşım var ve onu sevgilisi aldatıyor. Akşam da yemeğe gelecekler. Onu aldatıldığını söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle kızım, arkadaşım bir yalanla yaşamasın. Tamam, söyleyeceğim, yalanla yaşamasın, tamam. Ya da söyleme ya. Kız şimdi mutsuz olacak durduk yerde. Değil mi ya? Tamam söylemeyeceğim. Mutsuz olmasın. Gerek yok. Ama bence en iyisi söyle bak. Kıza şimdi yazık olur bak. Boynuzlu boynuzlu gezecek yani. Gezmesin boynuzlu. Kim bilir nasıl boynuzlardı onu. Tamam söyleyeceğim. Ama şimdi söylemezsen de kız mutlu olur yani. Hani bir şekilde de kız bir yalanla yaşayabilir yani. Ne olacak? Ya ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Sana bir şey itiraf edebilir miyim? Ne? Biz daha o konulara gelmedik. Hangi konudasınız? Beginner'ım ben daha. Ben Aksakallı dede sana nasıl yardımcı olabilirim kısmındayım sadece. Ya bir git ya. Ben de Aksakallı'yı dedem zannediyorum. Tamam kızım gidiyorum. Gidiyorum. Gideceğim inşallah. Dur bakayım sen bir dur dur. Gidiyorum ben. Gideyim. En dur dur dur. Bu ne? Böyle daha havalı oluyor Allah Allah. Ya bir git ya. Tamam gidiyorum Allah. Bir daha bundan sonra beni rüyamda görürsün. Nerede gidiyorum. Göreceğim başka zaten? Gidiyorum. Verme zihni. Ka ka dum ka ka dum. Rüya Bankası'nı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi size uyanmanız için bir ürperme gönderiyoruz. Allah! İşte böyle zıplatırlar adamı. Gel bir tane. Şöyle kapatalım da şunu ha. Bu nasıl kapı lan? Çalmıyor. Hah, duyun. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasılsın canım, hoş geldiniz. İyiyim, hoş bulduk. Zeynep, canım arkadaşım nasılsın? Gel, tamam. Gel öpeyim. Tamam. İyi misin? İyiyim, tamam. Bir şey söyleyeceğim, bak son görüştüğümüzden beri bir değişiklik var sende. Bir şey yapmışsın, bir güzelleşmişsin, bir kancan gelmiş sana, bir şey olmuş. Ne yaptın? Kaşlarımı kaldırdın, saçlarımı boyattın, bir şey yap. Dudaklar silikon, bebelere balon, bir şey yapmışsın kendine. Ay ne güzel olmuşsun sen. Canım, canım bir arkadaşım. Bir şey yok, aynıyım Oğuz ya. Aynı mısın? Tamam. Sana çiçek getirdik. Sağ ol. Çikolata da getirdik. Siz bana oturmaya değil, istemeye gelmişsiniz. Ver onları, bak, ben bak, bak aşkım, arkadaşım diye demiyorum. Çok güzel mizah anlayışı var. 10 numara şaka. Helal olsun sana, benim de kankamsın. Hadi oturun gelin. Tamam.
Şu tatlıların tadına bir bakalım ya. Hazırlıyorum şimdi. Tamam. Tatlı getirmenize gerek yoktu ya. Benim 3 tane komşum oturuyor karşıda. Bana Dilber Dudağı yollamışlar. Aa. Sen seversin Oğuz. Getireyim mi Dilber Dudağı? Tüp tüp. Tüp tüp. Tüp tüp. Tüp tüp. Ya ne güzel tabii. Komşuluk, arkadaşlık. İnsan arkadaşı olmadan ne yapar değil mi Zeynep? Ya ne yapar sağ olsunlar. Her işime koşturuyorlar. Diyorlar ki bir problem olursa sen çağır. Biz 3 kişi geliriz. Halbuki 3 kişiye ne gerek var? Bir kişi de yeter, değil mi Oğuzhan? Aşkım, efendim, ne yaptın bir tane? Hazırlayayım dedim işte. Sen şunları hazırlayıp, sen yorulma, gel otur, sen böyle aramızda dur, can! Ay. Seni ben yerim, ay. Seni ben öldürürüm! Çok seviyorum, çok seviyorum ben bu kızı, çok seviyorum. Canım, canım, canım. Ayşem dedim, Fatma'm hayriyem. Ayşe Fatma hayriye. Haydi çiftle denliye. Çokun tutamam şu an. Ayşegül, efendim canım. O seni aldatıyor. Efendim? Hem de bir delikliyle 3 kişiyle aldatıyor. Doğru mu bu? Açıklayabilirim ben. Oğuzhan, ne demek bu? Açıkla. Kahretsin seni ya. Aşkım, biyoloji dersi, deney. Aşkım, bir saniye. Mutlu musun şimdi? Ha? Ayşegül! Ayşegül! Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırmıştım. Belki de çok mutlu olacaklardı ama ben engel olmuştum. Keşke zamanı geri alabilseydim. Lügeç ya! Lügeç ya! Başka durma, başka bari elinde var, beni affet! Onu sinir gel bir kere! Bir gidi gidi şey! Hayriye Fatma, Ayşe'ye hayriye Fatma, Ayşe'ye hayriye Fatma, Ayşe! Ayşe Fatma hayriye, haydi çek bir de telli. Ayşegül! Efendim canım? Ne oldu? Yok bir şey ya. Ne yapıyoruz akşam? Kimdenmiş mesaj? Ne yapalım, bir yerlere gidelim, eğlenelim, güzel bir eğlenelim biz. He? Kimden geldin? Nereye gidelim Zeynep? Sen bilirsin öyle yerler falan. Bir yerlere gidelim, yiyelim, güzel bir balık yiyelim. He? Olsan kimden geldin? Güzel bir içelim, kafaları bulalım. Ya ne yapacaksın sen? Bak balığı alacağız böyle, sereceğiz tavaya. Olsan ne yazmış lan? Oo, oh, var ya felekten Olsan bir gece. Olsan verir misin şu telefonunu? Bu akşam yine seni bize bekliyoruz. Geçen sefer başaramadık ama bu sefer kesin Voltran'ı oluşturacağız. Ayşe Fatma Hayriye. Ne bu Olsan, kim bu kızlar? Kızlar değil aşkım, tek kız. Adı Ayşe Fatma, soyadı Hayriye. Sen beni aldatıyor musun ya? Aşkım, ben sana söylemek istiyordum ama Zeynep'le konuştuk, söylememeye karar verdik. Ne? Ne? Zeynep biliyor muydun gerçekten? Ya kızları biliyordum da Voltran'dan benim de haberim yoktu Ayşegül. Ya inanamıyorum ikinize de, bunu bana nasıl yaparsın ya? Bir de benim en yakın arkadaşım olacaksın. Ya bir daha ikinizin de yüzünü görmek istemiyorum ya, yazıklar olsun ya. Püh! Ona niye tükürmüyorsun? O da şey yaptı, ona yazıklar olsun, bana tükürük. Ayşegül, aşkım seni seviyorum. Saklamak da işe yaramamıştı. Sanırım problem ne söylemekteydi, ne de söylememekte. Galiba problem hikayenin en başındaydı. Ay. Gelin canlar, gelin, 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 gelin. Yapma Ayşe, yapma, yapma Hayriye, yapma, yapma, yav, yapma. Ayşe Fatıma Hayriye, haydi çifide telliye, çapkınlık öten usanıma. Asıl problem meraklı olmaktaydı. Haydi bakalım. Çok güzel hareket diyenler. Baştan geliyorum. Gitar kim çaldı? Oğuzhan mı çaldı bunları? Yok yok. Ha. Yani, bir yerden bu. Evet. Zaten gitarı bu kadar çalmıyor değil mi lan? Evet. Boya Eric Clapton falan mı?
Değil de yani sonra demesin Eric Clapton arıyor. Hatta bir telif isteyen sanatçımız var. Baby TV şakaları güzeldi. Biraz ses geriden geliyordu ama hani ekran için herhalde bir sorun yoktur. Fakat Baby TV başlı başına mizahi bir konu. Güzeldi. Zaten yani mizahçı seçtiği şeyden belli olur. Şu anda bizim montajda attığımız seyircimizin görmediği ama salondaki seyircimizin gördüğü de orada görmediği bir iki gereksiz laf vardı. Onları atmalıydık da attık. Atmışmışızdır. Ne o? Hangi zaman kipi bu? Bir kişi var. Yersiz işte neyse. İki laf var öyle. Yıldızı tuşlayınızda yıldız gelse daha doğru bir hareket olurdu. Biz bu skeci dün seyredebilseydik ondan söyleyebilirdik ki yıldızı tuşlayınız deyince hangi yıldızı? Pat yıldızı. O zaman reaksiyon olurdu. Gülerdiniz değil mi? Ya bak. Bunlar hepsi çok iyi insanlar. Öyle bir şey yapacağız. Niye gülmesin? Değil mi? Yıldızı tuşlayınız. Hangi yıldızı? Tak yıldızı. O zaman tuşlama da alırdı. Neden almadığını düşünüyorsunuz ya şimdi. Onun için almadı. Söyleyeyim. Aksakallı dede gelirse ki güzel geldi. Şimdi annem babam burada diye şey yapmayacağım hocam, fazla. Duvara vurduk gelirken ya. Duvara vurdunuz. Kapının dandikliğiyle biraz daha oynanabilirdi. Geldin ama bir şey yapması gerekmez miydi? Yani ben yapamıyorum. Beginner'ım bir şaka için fazla prodüksiyon. Bu şaka için fazla bir prodüksiyon. En azından gelip sonunda önermeyi dengeleyecek bir soru sorabilirdin. Uhrevi, derin bir soru sorabilirdin. Yani sen söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyor ya aslında önermeyi sen biliyor olman lazım oradan geldiysen. Ona asıl meseleyi daha arıyorsun gibisine bir gizemli ifade güzel yakışırdı. Aksakallı prodüksiyon biraz ben bilmiyorum birinci zayıf oldu. Kızlar yani bir aldatma meselesiyse bizim için çok kız bir şaka unsuru ama zorlayıcı bir şaka unsuru. Üstelik de evde seyri de inceden zorlaştıran bir unsur idi. Tek kız da olurdu ama arada çok iyi şakalar vardı. Zili çalamadık ama bir ÇGH ile başladık. Çok güzel hareketler. Bir dakika. Bir şey soracağım. Sadece bir soru soracağım. Bir tek cevap alacağım. Önermesini kim söyleyecek? Kargaşa olmadan, sadece ellerle bir kişi, kimse bizi zaplamadan. Ver bakayım o balıma. Söyledin, söylemedin gitti. Neydi önermesi? Merak kediyi öldürür diye bir söz var da. Gibisine. Başkalarının işine karışmayın. Yani. Bak, sessizce bir tişört kazandın. Gördün mü? Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Süper, teşekkür ederim. Evet sevgili misafirler. Genelde skeç konularımızı hep kendi yaşadığımız hayat... Şunu merak ediyorum, soracağım. Evet sevgili seyirci... Ne, seyirciler mi diyorsun, misafirler mi diyorsun? Misafir diyorum. Misafir genelde. Diyorsun. Sevgili. O yasaklansa ne diyeceksin onu merak ediyorum. Diyelim ki yasak artık. Girişte ne diyeceksin? Orada şey var ya hocam hani mesela alkış var öyle bir karambol var ya onu geçiştirecek bir yani geçiştirme diyor. Hani ama bu evet şeyi bizim televizyon hocam? Dünyamızın dramamızın bir baş belasıdır. Başka güzel bir şey evet, olabilir mi? Evet sevgili seyirci evet diye bir geçiş var ama o hep güzel. Canlarım ciğerlerim o çok hani evet göz ciğer bebeği. Fazla sakatata girmeden. Göz bebeği. Icicişlerim bıcicişlerim var hocam. Gerçekten gir bakayım ne diyeceksin merak ediyorum. Baştan gir. Evet sevgili izleyenler. Ver müziği lan. Ver müziği. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Ay yok hiç hocam o lazım. O lazım. Direkt konuya gir işte oğlum. Evet. Direkt konuya gir. Direkt gireyim. Tabii. Ben, o yani. Yerleşiyor ve gerçekten sıkıcı. Tak diye konuya skeç konularını nereden mi buluyoruz? Ha. Hani o da çok kendine güvenli şey oluyor mu? Bak, tabii. Falan. BBC tarzı. Skeç konuları. Çok sert bir geçiş. Wonderful Tonight falan. Öyle direkt gir. Evet. Özgüvenli ol. Evet diye bağlama işi. Tamam. Yanlış mıyım? Hocam hep skeçlere çalışıyoruz. Böyle sunucularda çalışalım hocam. Tabii ki çalışalım. Şey ne? Serdin gitti ya. Serdin gitti canım. Hocam ben böyle. Canım sermedi mi? Bir hayli serdi bu. Film iyi gidiyormuş ha. Eyvah. Hocam tebrik çok ederiz. Güzel gidiyor diyorlar ya. Eyvah. Fasunya. Gidenler var mı eyvah? He? Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel. ÇGH diyenler. Atan Yöndemet'e ve hepinize gitsin. Ayrıca onun yönetmeni bizim programımızın da yönetmenidir. Bu kıyaklarımız da normaldir onu da söyleyeyim. Evet sevgili seyirci. Evet sevgili izleyenler. Evet diyeyim şu. Skeç konularımızı genelde hep kendi yaşadığımız olaylardan buluyoruz. Tabii
bu skeçlerde milyonlar tarafından izlendiği için gerçek hayatta başımıza problemler alıyoruz. Çünkü hani hangi hikayeden yola çıktıysak, o hikayeyi kimle yaşadıysak, o sen bunu ben, bizle ilgili bir şey mi diye bir problem olabiliyor. Metin Yıldız'ın skecinde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet sevgili izleyenler, şimdi sırada kimseye önerme adlı skeç geliyor. Evet sevgili seyirciler deyince hep birlikte zıt diyoruz. Zıt mı? Bir ben bakalım. Sadece zıt. Onu duymak için sürekli söylerim hocam. Ya da bip mi? Bip de çirkin. Bip, yanlış olur. Bip bir şey mi? Yapar işte. Kendiniz. 800 kişi tarafından bipleneyim mi yani hocam? O. Ya da evet sevgili seyirciler deme artık. Yeter. Tamam. Tamam demeyeyim. Çünkü 50 küsür bölümde saydım 7000 kere söylemişsin. Ah hiç söylemesen de olur eserim. Tamam hocam. Söyle bakayım. Hayır sevgili izleyenler. Mete Yıldız yazdı. Kimseye önerme. İyi seyirler. İyi alakalı. Annem ben. Bir bardak su verir misin bana? Ne yapacaksın suyu? Duş alacağım. Dalga geçme anneyle. İçeceğim anneciğim. Sen de öyle bir soru soruyorsun ki. Utanmıyor musun koca adam? Git kendin al. Ya kurban olurum, haklısın da vallahi skeç yazıyorum. Hadi bir bardak su ver, ne olursun. Susuz yaz. O daha önce yazıldı anne. Hadi be, kurban ol. Öpücük vereceğim sana. Yok sana öpücük. Ya çok öpücük. Hadi. Tamam, tamam hadi. Ah Metin, şu faturayı da yatır çocuğum. Ne faturası bu? Su. Anne içmeden faturasını getirdiler. Büyükşehir çalışıyor çocuğum. Tamam tamam yatır. Tarihi geçmiş bunun. Suyun mu? Faturanın anne tarihi geçmiş. Cezaya girmiş. Önceden versene. Geçince ödenmiyor mu? Ya ödeniyor da cezaya girmiş. Vallahi Allah göstermesin. Mahkemeye hapse kadar yolu var ya. Ne diyorsun çocuğum, dalga geçme anneyle. Anne ciddi söylüyorum vallahi bak ya. Artık böyle gecikti mahkeme filan. Geçen adam hapse attılar su faturasını ödemedi diye. Kim yatacak hapiste? Vallahi fatura kimin üzerindeyse o. Aa, bütün faturalar benim üstüme. Vallahi fatura yatmadığına göre biri yatacak anne. Kalk Metin, kalk hemen yatır çocuğum sen. Hapislerde çürümeyeyim yavrum ben. Dur, hadi bebeğim. Dur annem, telaş yapma, daha zamanı var, yatır. Hadi bebeğim sen unutursun sonra, hapislerde çürümeyeyim çocuğum ben. Ne olur yatır bebeğim sen bunu. Unutmam, kurban oldum, niye unutayım, tamam yatır. Unutursun bunu. Bebeğim unutursun, baban da unutmam unutmam dedi, bak yaptığı işe bak. Anneciğim ben unutmam. Niye, sen babandan daha mı akıllısın? Hayır estağfurullah, onu söylemek istemedim ama unutmam, tamam yatırırım. Valla telaş yapma, daha zamanı var ya. Şey yapma. Unutma ama. Tamam anneciğim unutma. Metin. Efendim ha? Unutma. Anneciğim unutmam tamam. Unutma ama çocuğum. Unutmam, kurban oldum tamam. Hayır hapis mapis dedin ya çocuğum. Demez olaydım. Tamam unutmam anneciğim. Ha iyi. Sen ne yapıyorsun yavrum? Skeç yazıyorum. Ne yazıyorsun? Skeç yazıyorum anne. Heh, Allah akıl fikir versin çocuğum sağ benim. Sağ ol. Bol bol önermeler versin inşallah. Tamam, tamam anne, tamam. Anne tamam, 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 tamam. Anne zatürre olacağım, tamam. Lan niye üflüyorsun zatürre olacağım ya Allah, dur. Önermen çok gelsin diye çocuğum ben şey yapmıştım. Tamam geldi anne. Ay maşallah benim. Tamam, hadi. Konu ne, konu ne çocuğum? Konu hamile, hamile işte kız. Kim hamile? Kız hamile anne. Hangi kız? Karım, karım hamile. Karın mı? He. Ümit'in, sen bekarsın. Annem skeç yazıyorum. Yalan da kurgu. Benim kurduğum şey şaka. Şaka bu ya. Ay başıma gelen. Ne geldi başına? Metin, her şakanın altında bir gerçek payı vardır çocuğum. Anne bunun altında bir gerçek payı falan yok. Benim uydurduğum bir şey şaka. Tamam sen otur hadi rahat. Metin, yavrum bak annene açık ol bebeğim. Sen bizden gizli evlenmedin değil mi çocuğum? Annem kurban olayım nasıl öyle bir... Ya hep bunu yapıyorsun. Skeç yazıyorum lütfen. Vallahi bak yok öyle şey. Çocuğum şey nerede? Derya nerede? Derya evde gelecek biraz sonra çalışacağız ne tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor çocuğum? Anne bir şey yapmıyor. Gelecek çalışacağız tamam. Sorun yok. Metin. Yavrum benim. Hadi anlat bana çocuğum. Sen sakın Derya'yı hamile bırakmış olmayasın. Anne ne diyorsun? Saçmalama Derya. Hamile falan değil. Benim uydurduğum bir şey bu. Gelsin çalışacağız. Ha şey. Ha. Derya sana söylemeyi valla çok utanmış. Su böreği istiyor. Ha yaparım çocuğum ben. Hadi. Şimdi onu yap. Su böreği yap. Su böreği mi istiyor? Ha. Metin bu kız aşeriyor.
Yavrum bu kız aşeriyor. Vallahi bu kız hamile. Ah sen bu kızı hamile bıraktın Metin. Ha? Anne saçmalama, öyle bir şey yok. Allah'ını sen izin ver. Bak skeç yazıyorum lütfen. Tamam kafa karıştırma hadi bak. Peki tamam, sonra ne oluyor? Sonra biz ayrılıyoruz. Neden ayrılıyorsunuz? Aldırıyoruz çocuğu. Neden aldırıyorsunuz? Ayrılıyoruz diye. Neden ayrılıyorsunuz? Anne ayrılıyoruz ne yapalım? Babasız mı büyüsün? Çocuğum neden ayrılıyorsunuz? Ya anne kafamı karıştırdım vallahi, git ya. Git hadi böreği de yap ne olursun ya. Ya tamam da ben bilmiyor muyum yavrum, siz gerçek hayatı yazıyorsunuz. Sen şimdi gerçekten bu olayı yaşamamış olsan yazar mısın Allah aşkına? Anne ha? Ben Eros'u da yazdım. Eros'la mı yaşıyorum? Gerçek hayat dediğin herkesin gerçek hayatı. Birisi bunu yaşamış. Ben kurguluyorum lütfen ama ya. Ya ne bu gürültü sabahtan beri? Bıdı 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 ya. Hah anlat babana. Anlat babana. Anne ne anlatacağım babam? Ne oldu? Betül ne oldu ya? Anlat. Hoş geldin babacığım, bir şey hoş yok mu? Evet, skeç yazıyorum, bir şey yok. Skeç. Anne ortalığı karıştırma. Çocuk aldırmışlar. Çocuk aldırmışlar. Ha. Sen çocuk aldın. Çocuk aldırmış. Babacığım yok öyle bir şey, ben yani ne? Doğru değil bu şey. Anne yalan söylüyor yani öyle mi? Yok yalan söylüyor mu? Söyle, ben anlattım annem tam anlayamadı. Koskoca kadın Allah'ı ister. Ha. Hayır babacığım bilemedi annem. Cahil diyorsun annene. Babacığım öyle söylemiyorum ben. Ver, ver bak müşteksin. Anne ortalığı niye karıştırıyorsun? Yalan mı çocuğum? Böyle ya buyur. Çocuk aldırmışsın. Ha. Babacığım bu benim... Betim. Çık dışarı. Allah Allah ya. Anne yaptığını beğeniyor musun? Ne yaptın ki? Çık dışarı. Babacığım sık. Nereye gidiyorsun? Çık dışarı dedim ya. Otur şuraya. Nereye oturuyorsun? Otur dedi. Arkaya. Gözüme görünme bir daha. Hanım, nerede bizim çocuk? Gözüme görünme dedin ya, yok oldu. Metin, görünür ol. Efendim baba. Niye görünmez oldun? Gözüme görünme dedin ya baba. O manada söylemedim, çık dışarı. Nereye gidiyorsun? Baba, kurban olayım. Kadın ağlama. Neden susuyorsun ya? Çocuğun gidiyor. Ne duygusuz kadınsın sen be. Ağlama dedin ya hayatım. Ağla ağla açılırsın. Babam o gece bana annemi aldattığını söylemişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Zavallı annem bunu öğrendiğinde kahrından ölürdü. Söyleyemezdim. Ama söylemeliyim. Ne olursa olsun annem babamla bir arada kalmamalıydı. Bunu hak etmiyordu. Skeç? Skeç mi ya? Çocuk dedi ya biraz önce. Hüseyin? He. Bana bunu nasıl yaparsın? Neyi? Hüseyin? Ya şaka bunların hepsi, çocuk yazmış işte. Ben seni adam sanmıştım Hüseyin. Hem beni aldatıyorsun, hem bunu çocuğa anlatıyorsun. Ondan sonra da o bunun skeçini yazıyor. Tüm dünya bunu izliyor. Ya öyle Allah bir şey yok. Allah kahretsin Hüseyin. Hayır ya. Ben seni adam sanmıştım çocuk Hüseyin. Önerme yapmış işte, anne baba ayrılırsa çocuk ortada kalır diye ya. Bu kadar basit şaka hepsi canım. Mahkemede görüşürüz Hüseyin. Baba çık dışarı. Annem geceleri bir pavyonda türkü söylüyordu. Bense... Baba gel buraya. ÇGH diyenler, oturayım biraz. GH diyenler, güzel hareket. Yani iyi sormayın Metin, şanına gitmez. Bir kere güzel aslında, her zamanki gibi ilk diyaloglar, ilk şakalar Metin'de iyiydi. Susuz yaz, su faturası, sulu şakalar güzeldi. Yalnız Metin bir şeyi kaybedersen, yani bir gerçeklik düzlemini kaybettiğin andan itibaren şakalar çok önemli değildir. Şakaların bir tanesi güldürür, bir tanesi güldürmeyebilir. Ama gerçeklik düzlemini nerede kaybettin? Nerede kaybettin? Söyle bakayım. Nerede kaybettin? Anneyle olan diyaloglarımda. Hayır. Yani tabii ki anneyle olan diyaloglar bizim bitirdiği 6 sayfaydı. Şöyle. Hepsi değil. Hepsi değil. Yazdıklarını gerçek zannetmeye başladığı andan itibaren bir seyirci olarak dedi ki yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Senin anneni babanı tanıyorum. Onlar Fatsalı insanlar. O Fatsa gerçeğini tekste koysaydın, oyuncular da onu oynasaydılar, daha gerçeği takip etseydin, gene uydurmasaydın,
skecin başarılı olabilirdi. O gerçekliği istiyoruz biz. Şey değil. Yani aşağıda seyircinin inanmadığı bir şeyi de zaten güldüremezsin. Yoksa orası koptuktan sonra da bir takım iyi şakalar var idi. Lakin çalışmadılar. Tü tü tüden sonra skeç toparlanamadı. Oraya kadar umudu kesmemiştik. Öyle mi Ali? Ali değil mi? Ali abi. Sonra notlarım şöyle bak uzadı. Hala uzuyor. İkinci bölüm. ve bitti. Eserin de söylemesi. Görünmez olma şey gibi skecin son dakikalarda görünmez olma gibi yerlerde şifa arıyordu. Skecin yapısı öyle olsaydı belki orası da olurdu ama güzel bir GH oldu. Sen ne için geldin? Ben şeyden geldim. bir tane skeç. Evet sevgili seyirciler. Evet. Eserin önler karşımıza. Evet sevgili seyirciler. bir tane skeç eksik. Ha, bipten iyi. Şey daha etkili mi? Süpersiniz. Hayır sevgili seyirciler. Tamam bu bir alışkanlığa dönmesin. Hocam. Ne var ne? Bir tane skeç eksimiz vardı. Metin de böyle çalışıyordu. Ben de yanına gittim. Dedim ki. Az verdi hocam bana. Dedim böyle yarım yarım skeçleri vardı. Aa kanka dedim. Aa dedi, tamam bu dedi. Konu süper dedim ya. Ya yürü diyorum, dedim. Bak diyorum bu diyorum bir Fatsa bir anne baba bu gerçek değil diyorum. Yok bana. Yok dedim ben ya. Yürü dedim sen yaparsın. Dedim ki Eser bana niye gaz veriyorsun? Evet Eser'e bir zzzz yapalım lütfen. Gel olsun. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Hayır. Demeyeceğim. Dur yapmanca yapmayın canım. Evet, yapmayın. Bir iliş... evet şey eslerimde de yapalım hocam. Eslerimde de yapalım dur hocam. Dur ama her evete yapmayalım da hani evet. Oralara girelim. Evet. Evetli sevgisi... Vız mı? Bazısı hocam şey böyle görev edindi. Vız falan. Hani böyle biliniyor sadece de gitmemiş. Ben de bir iki ciddi yüz gördüm canım. Evet evet. Bu hayatımın fırsatı. Bunu hızlamalıyım. Bir ilişkinin en zor kısmı ayrılık dönemidir. Böyle de sunum yapılmıyor. Ayrılık dönemidir. Ve ayrılık dönemini şimdi evreler halinde işleyeceğiz sevgili misafirler. Belgesel şeklinde biliyorsunuz belgesellerimiz vardı. İbrahim ve Zeynep yazdı. Ayrılık Hus geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Ayrılık Huslar insanoğlunun başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşım terk edilişle başlar ve yeni bir ilişkiye girene kadar devam eder. İşte daha ayrılık kuş sürecine girmemiş birini görüyorsunuz. Hayattan zevk alıyor. Çiçekleri kokluyor. Şarapları kokluyor. Koltuk altını kokluyor. Kısacası bir de cüssesine uymamış bir şekilde bale yapıyor. Kısacası yaşamın tadını çıkarıyor. Biraz da bokunu çıkarıyor. Gel bir tanem, gel buyur otur. Senin için çağırdım biliyor musun? Bugün benim için çok özel bir gün. Aa niye özel? Bugün bacaklarına bakmamın yıldönümü. Gerçekten çok özelmiş aşkım. O yüzden sana bir hediye aldım. Bu büyük annemden anneanneme kaldı. Ondan anneme kaldı. Bir ara teyzem onu annemden çaldı. Sonra annem onu vurdu geri aldı. Aile yadigarı bir hediye. Sana. Tuvalet pompası mı? Sedef işlemeli. Büyük dedem sarayda pompacı başıydı. Pompaladıkça beni hatırlarsın hayatım. Bir tane. Yıkadın değil mi bunu? Bir suya tuttum aşkım. İbo, benim de sana söyleyeceklerim var. Buyur hayatım, söyle. Sana bir iyi, üç kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim? Kötülerden başla bir tane. Tamam. Senin hani çok sevdiğin bir kazağın vardı ya. Evet. Onu kuru temizlemeciye vermiştin. Evet hatırladım. İşte o kuru temizlemeye gittim ama kapatmışlar yerine kuru pilavcı açmışlar. Aa kuru temizlemeciyi nereye taşımışlar? Onu da 3 bina yana taşımışlar. Oto kurulama açmışlar ama orayı da kapatmışlar. Not falan bırakmamışlar mı? Bırakmışlar. Böyle işler kuru kuruya olmayacak. Biz memlekete dönüyoruz diye. İkinci kötü haber ne? İkinci kötü haber de hani sen sürekli evini tarif ederken Şen Bakkal'ın karşısında diyordun ya. Ha Şen Bakkal'ı arkanı ver.
Direkt karşı gibi ne alıyordum, evet. Hah, işte o şen bakkalı kapatmışlar, yerine pavyon açmışlar. Bunda ne kötü bir şey var, nedir ki? Nasıl ne kötü bir şey var, İbo, nasıl tarif edeceksin evini? Arkanı pavyona ver, tam karşıda mı gideceksin? Kim arkasını pavyona verir İbo? Ha, doğru söylüyorsun ya. Üçüncü kötü haber ne aşkım? Üçüncüsü de işte ben senden ayrılıyorum. Oha, habere 180'le girdin ya. Ya verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür dilerim İbo. Bir de bana Büyükşehir Belediyesi gibi açıklama mı yapıyorsun? Ne yapayım, seni sevmiyorum işte, anla. Hani kadınlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanırdı? Ya beni güldürmek için sürekli gıdıklıyorsun İbo. Mizahın iğrenç. Senin de bir sürü tikin var, ben bir şey diyor muyum, al. Dur. Ah. Yapma. Ah. Ananı. Yılan. Ah, ne yapsam yapıyorsun, ah. İbo, ne yapsam yapmadım. Yapıyorsun, ah. İbo, ah. Yapma bak, içim kan ağlıyor zaten. Ne için kan ağlıyor, şakır şakır oynuyorsun, ne için kan ağlıyor? İbo yapma. Ah. İbo dur. Ah. İbo yapma, ah. Ne olur yapma. Tamam git. Üç tane kötü haber verdin. Bir iyi haberin neydi? Üç kötü haber, bir iyi haberi götürdü İbo. Üzgünüm. İşte bu andan itibaren arkadaşımız artık bir ayrılık üstür. Birinci evre isyan. Ani bir şekilde terk edilen ayrılık üst, ilk evrede ne yapacağını bilemez ve tek çözümü isyan etmekte bulur. Bu isyanı sabırla dinleyebilecek tek kişi ayrılık üstün en yakın arkadaşı Hamdi Kust'tur. İnanabiliyor musun kanka? Beni terk etti gitti ya. Hem de giderken şakır şakır oynuyordu. Bir şey olmaz oğlum ya. Biri gider biri gelir lan. Doğru söylüyorum. Bak müzik kutusu aldım. Öyle mi? Ha, istediğin müziği çalayım bak. Hadi bir bak, parça çal. Hadi senin için gelsin. Al. Al. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Bak sesini açayım abi. Biliyorum. Yüreğim biraz daha açayım. Az açar ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan. Kanka kolum patladı ya. Vallahi. İşte öyle kanka. Ne anılarımız vardı ya. Hatırlıyorum bir kere yatağına kahvaltısını götürmüştüm. Dedi yatağa kırıntı döküp de çarpılalım dedi. Ağzıma tekmeyle vurmuştu kanka böyle. Sonra bir gün istediği ayakkabıyı alamadım. Bak pratik kız. Ayakkabıyı alamayınca benim böbrekleri internetten satışa çıkarmış kanka. Ameliyatın ertesi günü gittim aldım. Öyle iyi kızdı kanka ya. İyi kız mı? Hala iyi kız diyorsun İbo. Vallahi helal olsun sana. Oğlum şeytanın ta kendisiymiş lan. Hala beni Siri takılı kanka. Beni seviyorsun. El kol hareketi yapıyorsun. Niye beni aramıyor? CD mi takıldı lan? Takıldı ama kafasına göre takıldı kanka. Kanka hiç anlamadın mı oğlum seni terk edeceğini? Anladım aslında da anlamamazlıktan geldim kanka. Böyle başladığım Masar diye bir arkadaşım var, onunla sinemaya gittiler. İşte Fuat diye arkadaşı var, onunla tiyatroya gitmeler. İşte Masar'ı Fuat alıyor, Özkan diye bir arkadaşı var, onunla kalmalar. Masar, Fuat, Özkan benim kız. Sabaha kadar diday diday day kanka. Oğlum bazı kızlar erkeklerden hoşlanıyorlar yani. Arkadaşlık etmek istiyorlar onlarla. Benim kız mesela örnek. Geçen gün Metin Ali Feyyazlar'la takıldı. Senin kızın defansı sağlamdır inşallah kanka. Bu ne demek şimdi bu? Neyse sen anlayacaksın yakında ne demek olduğunu. Kardeşim bir isteğin var mı? Sen biliyorsun ne isteyeceğimi. Biliyorsun. Ha. Abi yapmayın be. Gözümüzü seveyim. Durun abi o şarkıyı. Çalacaksın abi. Abi çok sıkıldım. Duruma uygun ama bizim duruma uygun. Abi istemiyorum ya. Ya duruma uygun. Ya istemiyorum. Lan alın parasıyla değil mi? Çalacaksın. Ya yapma hayır ya yapma be. Ya gözünü seveyim. Giden günlerim oldu. Seni anladım, yuma bakmadım o adam. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Tamam tamam isteme isteme. Eyvallah abi. Tamam hadi gir. İkinci evre durumu kabullenememe. Bu evrede durumu kabullenemeyen ayrılık uslar çareyi eski sevgililerinden bir şans daha istemekte bulurlar. Ve içip içip kapılarına dayanırlar.
Zeynep! Çık dışarıya Zeynep! Çık dışarıya! Elma dersem çık, armut dersem çıkma! Elma Zeynep, elma! Çık! Çık dışarı! Çık! İbo ne yapıyorsun? Kalk ayağa, ne yapıyorsun burada? Sana geldim Zeynep. İkimizin şarkısını söylemeye geldim. Yüreğinin teli titrer de geri dönersin diye. İbo yapma. Johnny, 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 işte meydani. İyi günün dostu, dar günde hani, kötü günde hani, hani, hani. Al işte ağlıyorsun, hala beni seviyorsun. Niye beni aramıyorsun Zeynep? Seni sevmiyorum bir bana olur. Baksana arta kalan hislerimin dibini de ekmekle sıyırma. Eskiden hislerimin suyuna da ban derdin Zeynep. Şimdi dibini mi sıyırmaya geçtik ya? Ya beni affet ne olur, daha iyi biri olacağım, söz veriyorum ya. Sorun bu zaten, sen çok iyisin. Bak ben artık hayatımda vahşet istiyorum, biraz heyecan istiyorum. Ben artık binek araç değil, dozer kullanmak istiyorum İbo. Öyle olsun Zeynep. Ben gidiyorum ama şunu unutma ki yerimi asla dolduramayacaksın. Asla dolduramayacaksın Zeynep. Maşallah kendine dozeri bulmuşsun. Evet. Problem mi var? Yok aşkım. Dozerimi buldum. Şimdi o dozerle senin gibi bir gece konduyu yıkmadan git buradan. Gidiyorum. Ama seçim zamanı o için bu gece konduya tapu vermeye kalkma. Yemezler Zeynep. Ama şunu unutma. Seni er ya da geç geri alacağım, tamam mı? Er ya da geç geri. Kol hareketi yapma lan! Giderken bak, sana son kızım atacağım Zeynep. Yapma! Yapma! Lan yapma! Yapma! Yapma lan! Yapma! Yapma oğlum, yapma! İbo yapma! Yapma lan! İbo yapma, dur! Yapma! Kendin gibi ucube bulmuşsun be! Gidiyorum ben! Aşkım niye hala oynuyorsun? Sen oynuyorsun diye. Ben de sen oynuyorsun diye oynuyorum. Ne yapacağız? Gidelim de bir düğünde yardıralım bari, gel. Ayrılık usun ümitleri tükenmiştir. Geri dönüşün imkansız olduğunu anlayınca çaresizlikten depresyona girer. Saçı sakalı salar, maymuna döner. Sana para atmadım ben. Bu seferki benden be abi. Helal be kanka. Ayrılık us kendini yemeğe vurur. Her gördüğü şey onda duygusal bir çöküntü yaratır. En ufak şeylere bile ağlamaya başlar. Bardak. Zeynep'im de böyle ince belliydi ya. Neden beni terk ettin gittin Zeynep? Sen masa, neden köşen sivri? Neden? Neden köşen sivri? İnsanlar çarparsa ne olur? Ya sen dertli müzik kutusu? Sen hiç sevmedin mi? Hiçbirine aşık olmadın mı? Abi ben sevsem ne olacak? Şuncacık yer ne kara atarım ne kız atarım. Burada bir hiçbir şey yaramaz. Helal olsun sana. Devam et be. Yeter oğlum, adamı derbeder ettin lan. Oğlum, abicim bir dakika bir şans ver ya. Bak sen de ikincik. Hay lan afanak, hay lan. İbo, oğlum bu ne hal lan? Zeynep, sen mi geldin aşkım? Lan oğlum sen, lan oğlum dur lan. Manyak mısın sen lan? Gel lan. Kendine gel oğlum. Hamdi. Bu ne hal lan? Hamdi sen misin abi? Oğlum ne yapıyorsun sen? Hadi hadi kalk, eğlenceye gidiyoruz, hadi hadi. Ne eğlencesi, ben maymuna döndüm, gelmiyorum hiçbir yere ya. Oğlum memleketten kuzen geldi, gezdireceğim diye söz verdim lan. Ya nem kuzeni istemiyorum, kuzen muzen. Git kendin hadi, gelsin hadi, kendi hadi, kuzenini. Ya, ya oğlum hadi İbo ya. Ya istemiyorum. Hamdi abi. Hamdi abi hadi gitmiyor muyuz?
Ayrılık kuşumuz bu karşılaşmayla son evre olan hayata yeniden tutunma evresine adımını atmıştır. Artık yeni umutlar, yeni hedefler, yeni bir aşk ve yeni serüvenler onu beklemektedir. Bir başka belgeselimizde görüşmek üzere. Esen kalın. Oğlum o benim kuzen lan! Ne diyor? Buradan tişört almadan gitmem. Dur, soru gelirse cevap vereceksin, alacaksın. En güzel pankartı yapana değil, en güzel cevabı verene veriyoruz. Evet, zil çalmıştır, konuşmaya gerek yok ama çok iyi bir skeçti. Üstüne biraz konuşmak isterim, iyi şeylerle ilgili. Deli Emin tripi çok güzel çalışıyor. Aferin lan. Gidelim düğünde yardıralım. Sen nereden biliyorsun öyle şeyleri lan? Gözümüzün önünde coştu gidiyor ya. Siz de anne baba olacaksınız. Oğlunuz burada bir sürü şey yapıyor. Hiç demiyoruz ki ne yaptınız benim oğlum. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a önce bir alkış. Bir kere müzik kutusu daha bir kilo tereyağı çıkardı oradan. Bir takım zamanlamaları böyle bir tıkış oldu. Yoksa her evresinde güldürecek, alkış alacak bir şey değil. Bazen burayla ilgili, yani görselle ilgili değil, çok daha iş çıkardı. Onun içinden çıkan adam bir yerde ah dedim söylese keşke, siz de demişsinizdir. Oraya girdiğinde bir tane çakman gerekirdi. Çakman gerekseydi ne çakacaktın? Uma kuşu çakacaktın. Gir bari. Uma kuşu yükseklerden sesler. Daha canlı. Dolaş, oralarda dolaş. Yardır, yardır. Yar, yar koynunda. Binçip suna beslenir, beslenir, Yazar, oyuncu, herkesi alkışlıyoruz. Çok güzel skeçti. Aferin sana. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi. Evet. Maşallah ya. Ben bu tezahürattan anlıyorum ki bu Metin'in bölümü reyting düşürmüyor ya bayağı. He? Bu hafta bakacağım. Metin Keçici ile Kalır Mektubu veya Çile Bülbülüm Çile veya Bu Ne Biçim Soru adlı bölüme. Hoş geldiniz. Metin, senin sorusuz bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Ben ilk önce hayatın bütününü tamamlayan biz herkese, başta bayanlara, sonra erkeklere saygı, sevgi ve arzu hürmetlerimi sunuyorum. İşte sen, Metin, sen arzu hürmet sunarken tak 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 öbür kanalların reytingleri artmaya başladı. Hemen çabucak bir şeyler yap, reytingimizi yükselt. Perihan Hanım, bir sorunuz var mıydı? Hayır. Yok. Metin Bey'i tanır mısınız? Evet, tanırım. Nereden? İş arkadaşım. Bir zamanlar Metin de bizimle kalırdı. Oradan bir aile içi bir şeydi bu. Bir soru sor Metin'e ya. Nasılsın Metin? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bizi güldürün biraz. Hadi güldür. Çabuk güldür. Reytingimiz düşüyor. Hemen güzel bir soru alayım. Benim bir sorum olacaktı. Öyle mi? Olacaktı. Şu anda bulamıyor musun? Söyle. Mikrofonu ağzına yaklaştır. Siyaset meydanı. Öğrenmenin yaşı yoksa... bizi bu gençliğimizin bağrında neden okutuyorlar? Evet. Nasıl hocam? Güzel soru. Allah için güzel soru. Soru şu. Madem öğrenmenin yaşı yok,
bize bu gençliğimizin baharında niye okula gönderiyorlar her Allah'ın günü? Belki de hayatın tümünde ben şunu farklı bir açıdan, skecimizle de lütfen alakalı. Hayatın her yönünde kadınların ikinci plana atılmış olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu bir. Metin, soruyu doğru anladın mı? Evet hocam. Anladım. Devam. Öğrenmenin yaşı yoktur bir çünkü. Bir yere bağlayacak dur bir yere bari. Öğrenmenin yaşı yoktur çünkü biz ilk önce aile bireylerimizdeki anne, kardeş, sevgili, eş olayını iyi anlayana kadar hayat devam ediyor. Bu bir. Seyirci İkincisi, bence bu ara yöresel kanallara bile bakmıştır. Feda olsun Metin, yürüyün ha. Şimdi hızlı hızlı. Kadınlar ne erkeklerden düşük ne erkeklerden üstündür. Onlar peki, hayatın konuştum tamamıyla. O konuştan daha hızlı konuşma evet. Şu. Bir dakika bağırma, niye bağırıyorsun? Onlar hayatın. Şunu anlamadık. Hala evet. Soruyla ne kadın erkeği oğlum? Soruyu anladın mı Metin? Evet hocam. Neydi soru? Neden madem öğrenmenin yaşı yoktur neden bizi okula evet, yolluyorlar? Neden kadın erkek sorunu anlatıyorsun? Çünkü skecimizle bağlantılı. Çünkü yerel kanallara destek evet, vermek istiyorsun. Tamam. Öğrenmemiz gereken çok şeyin arasında en başta iki canlı kadın ve erkek olgusu. Eğer biz eğer peki hemen bu soruya cevap veriyorum ve geçiyoruz. Metin'cim çok teşekkür ederiz. Gerçekten olayı cinselliğe neredeyse bağlayacaktım. Cevap veriyorum. Soruyu soran adı neydi? Adın neydi? Ne? Alper. Alper. Ayberk, Ayberk. Soru şu. Cevap şu. Cevap şu. Öğrenmenin yaşı yoktur derken bütün yaşlarda o baharında da sonbaharında da öğreneceksin demektir. Yoksa geç öğrenirsin anlamına gelmez. Hayat bir öğrenme sürecidir. Gözlerinden öperim. Çabuk skeci sun. Artık mahalli kanallara bu kadar kıyak yeter. Yüksek alkış ve sevgilerinizle skecimiz geliyor. Baba, bir 100 lira ateşlesene. Oğlum daha 200 lira almadın mı dün babandan? Aldım. Ne yaptın o parayı? Harcadım. Çok para harcamıyor musun sen? Harcıyorum. Niye bu kadar çok para harcıyorsun çocuğum? Kolay mı kazanılıyor o para? Hayır. Oğlum sen benimle niye böyle konuşuyorsun, beni sinir ediyorsun yahu? Ebesin ebesin cevaplar veriyorsun çocuğum. Bilmiyorum. Ya Seher karışmasana, Allah Allah. Bir tane oğlum var benim, sana ne? Bir tane de kızın var Taner, hatırlatırım. Tamam işte, bir tane aslan gibi erkek oğlumuz var, bir tane de kız var. Kız. Eyvallah baba. Allah Allah, o da senin çocuğun. Tamam işte. O da benim çocuğum da. Burak başka, o başka. Allah Allah, neyi başka? Neyi başka? Ya lan Burak'la o bir mi Allah'ını seversen? Anne. Ya Burak'la o bir mi ya? Ya saydırtma bana Allah'ını, arada dağlar kadar fark var ya. Öyle mi? Say ya. Saymazsan adam değilsin. Baba, say farkları. Say hadi, say öğrensin annem, say ya. Lan bir kere Elif tavla oynamayı bile bilmiyor be. Ne demek ya? Daha Burak'ın bana tavlada yenilmişliği yok lan. Sol bilek düşeş, sağ bilek dübeş anne. Ha, bu mu yani? Ondan sonra Burak sol açık oynuyor. Elif ne oynuyor? Sol açık ne be? Mevki be anne, mevki ya. Anan nereden bilsin mevki oğlum? Ananın tek bildiği mevki müdürlük. Ne bilecek mevki? Elif de çok güzel natürmort resim çiziyor ama. Ne natürmort? Ya sen de onu bilmiyorsun. Böyle meyve, elma, armut, muz böyle koyuyor tabağa, onları çiziyor. Elma, işte ona bakarsan Burak da çok iyi kestane çiziyor. O nasıl oldu? Eyvallah baba. Güzel lafı baba, çok. Güzel. Eğer zahmet edip de kızının sene sonu gösterilerine gelseydi çok güzel bale yaptığını da görürdün Taner Bey. Bale mi yaptı sene sonu? Ne bale evet, mi? Evet, kuğu gibiydi yavrum. Tütü giydi mi tütü? Yok, şalvar giydi. Ha iyi, şalvar giydi şey baba. Ha, halaya durdular sanki şalvar giyecek. Öyle şey olur mu? Tabii tütü giydi ayol, bale tütü yaptı. Tütü mü giydi? Elif nerede? Nereden geliyorsun? Kimleydin? O çocuk kim? Çocuk sana bir şey yaptı mı? Elledi mi? Evleneceğimizin cikti misiniz?
nerede? Tütü nerede? Tütü nerede? Tütü nerede? Tütü nerede? Tütü nerede? Tütü nerede? Baba ya, hayret bir şey. Bana bak. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Ya Aslılardaydım. Başka kim vardı orada? Aslı ile ben. Bir de abisiyle arkadaşı vardı. Abisi. Yan odadalardı onlar. Bir dakika, yan odadalarında akılları neredeydi? Akılları sendeydi. Utanmıyor musun lan el alemin heriflerin aklına girmeye? Terbiyesiz. Yeter ama artık. Oha yani, kendi kızın ya. Abim kız arkadaşlarını eve getirip onları mıncıklıyor ama. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun kızım sen? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ağzını burnunu kırayım mı? Ne diyorsun lan sen? Sen de mi kendim el alemin... Salyalarını da kıyam ya. Sen el alemin kendim... Mıncıklatmak mı istiyorsun lan? Baba, vur da vurayım baba. İndir de indireyim baba. Vurma, baba. Şu an düşünüyorum. Dur, vurma. Örf, adet, gelenek, görenek, töre, kadına. Bir dakika, vur. Dur, düşünüyorum bir saniye. Baba, yapıştırayım mı sümcük gibi buraya? Abi, ben ne diyorum? Sen ne diyorsun ya? Abin erkektir, yapar. Erkekim yaparım ben. Abi, tutturmuşsun, erkektir, yapar, erkektir, eder. Bu ne be? Tutturacağız tabii lan, erkek. Erkekten tutturursun. Bana bak, sen sus, babasının çakması. Babasının çakması olacak lan tabii. Başka kimin çakması olacak? Erkeğiz biz anne, erkeğiz. Fazlamız var bizim. Başkasının çakması mı lan? Vallahi bak, kırarım ağzını burnunu ha. Bu mudur yani fazlalığın? Bu mudur senin fazlalığın? Fazlalıkları şimdi çocukların önünde söyletme lan bana. Anne, bu yaşa kadar fazlalıkları öğrenemediysen yani. Koyarım buradan sümsüğü yapışırsın oraya. Koyar vallahi, sümsüğü yapışırsın ha. Terbiyesiz. Tamam ya, ben bir yol biliyorum şimdi. Bekle. Ne yol biliyorsun Elif, lan? Elif, tavla nerede? Tavla mı? Tavla mı? Ya bırak Allah, ne oynuyor? Ne biz? Elif mi? Ne oynuyor lan? Gel aslan, gel. Aslan lan, aslan ne oynuyorsun? Erkekler. Hadi gel aslan, yalan gel 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 gel. Tamam. Acemi şans, acemi şans, saat ilkinden ha. Acemi şans. Acemi şans. Acemi şans. Tabii acemi şans abiciğim. Hı-hı. Ne oldu? Ne? Sen neydin sen? Sen neydin? Vallahi yapıştırdım. Sola çık mı, sağa çık mı? Yer. Bak sana avaz çekiyorum bak. Buradan te buraya kadar kale var. Baba bak, baba bak, golü gör baba bak, golü gör baba. Sen gol mü yiyorsun? Ben ne veririm baba? Maydan gibi kalepeye mi atlıyorsun? Havuza mı atlıyorsun? Kızıma helal olsun. Allah Allah. Ya ne ya? Top yuvarlattı tamam mı? Bir de orada guiza yapıyor, guiza yapıyor. Fesadi fena attı. Gel buraya gel. Fesadi fena attı ya. Gel buraya gel, bitmedi. Bu ne lan? Anı. Anne ne yapıyorsun? Olimpiyat mı yapıyorsun evde ya? Gel buraya gel. Tut bakayım yavrum. Bu ne lan? Hadi göster yeteneğini. Ne yapıyoruz? Resim çiziyorsun. Resim mi başladık? Ne çizsem, ne çizsem. Ben sana tutuyorum kızım. Bitti. Ya bir dakika, bitmedi mi? Nasıl bitti lan? Daha fırçayı değdirmedi be. Bitti. Gözle. Tada. Kestane. Kestane. Ben dedim, babam dedi kestaneyi iyi çizerim ben diye. Bak işte. Çok güzel. Gel bakayım buraya. Ne oldu? Ne oldu? Ana ya. Ne gidiyor lan arkadaşlar? O yok. Bu ne lan? Onu giy çabuk. Ya giy lan bir şey olmaz. Ya giysin bakalım. Arkadaşlarımın fazlası var, bunu giyer mi ya? Hadi göreceğim, giy onu. Giy lan, giy, bir şey olmaz, altında eşofman var, giy ya. Ya baba ne yaptın ya? Hadi göster yeteneğini. Bana bak kızım, ne yapıyorsun lan? Thank you.
sen oğlum kim? Oğlum ya bir şeyler yaptırıyor bu ya. Bana bak başlarım şimdi senin balena. Ya bir dakika ya bir dakika. Tütüyle dövdü seni pülsenin kalıbına. Tütüyle dövdü. Aferin benim kızıma. Gördün mü Taner Bey? Erkeklerin yaptığı her şeyi kadınlar da yapabiliyor. Her şeyi yapamazsınız efendim. Her şeyi yapamazsınız. Neyi yapamayız mesela? Askere gidemezsiniz. Askere gidemeyiz ama askere gidecek yiğitler doğururuz biz. Bana diyor. Bana diyor. Ben de askere gidemem ama hayallerini süslerim. Kimlerin? Asker. Anne. Gel. Nereye gidiyorsun lan? Biz gidiyoruz. Bir hafta kadar annemde kalacağız. Madem erkeksiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yemek yapın, bulaşık yıkayın, çamaşırları yıkayın falan. Her işinizi kendiniz yaparsınız. Yemek mi? Hadi. Yemek biliyor musun? Ben bilmem. Ben yemek ütü nereye gidiyor? Hala. Yaparsınız, yaparsınız. Ya o yapma. O değil, o değil, o değil ya. Ya bir dakika bu kız senin asker rüyası falan dedi baba. Ey! Tamam ya! Rüyaları mı? Aslında ayrıca çocuklar gösterinin oyunun birinci bölümünde tamam durun. Ha Şahin'e de bağırsın, susturmuyor şimdi. Yok, hocam ya. Şahin bravo. Şahin. Tamam. Murat Gülhan uzar gider. Bir kere dördüne de çok iyi bir alkış. Çok güzel oynadı. Bence bu ailenin devamını da bekleriz. Basit bir çelişkiyi, yani basitlikte başarıyı bulan bir skeç bence. Kadın erkek meselesini öyle incelerde değil de bayağı basitliğinde tartışan goril çocuk Murat tipiyle de kepçük ve goril çocuk. Bence her evde yapılması gereken müsabakalar vardı. Onların uygulaması çok çok iyiydi. Finalde aslında sen selamı verdiğinde bence bitmeliydi skeç. Onu tekrar izah ediyor gibi olduk ama o kadar iyi skeçti ki o finalde bir sorun değildi. Çok güzel hareketler de devam ediyordu. Gülhan Tekin, Şahin Irmak yazdılar. Ha, bir dakika. İnsanlar ben merak etmiyorum tabii de insanlar ediyorlardır. Ha. Büşra'dan kesiyorsunuz parasını. Neyi kırdı? Neyi kırdı sen? Lambayı mı? Lamba oo, bir şey hem de ya. Lamba. Oo, hem pahalı lamba. Ne oldu lan? Gidip başka yerde oynayayım dedim. Hasta var. Bence orada... Daha ciddi çıksaydın belki bizi öldürebilirdin de bu espriyi. Dönün şunu oynayın lan! Bir şey söyleyeceğim. İki kişi yazmışsınız. Nasıl yazdınız ya? İki kişi yazmak nasıl oluyor? Bu skeç nasıl? Ya ben buna Antalya'da başlamıştım. Bizim filmin çekimleri esnasında yarım bırakmıştım. Ondan sonra bugüne de... Hangi filmin çekimini çekiyordu? Bizim çok film hareketler. Çok film hareketler bunlar. Dün Gülhan'a gönderdim. Gülhan da... Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim ben. Aldığımdan beri bu yeleğin şeyini demek ki 7 yıldır koparmamışsın. Tövbe estağfurullah. İnsan 7 yılda biri söylemez mi? Evet. Gülhan da tamamladı hocam. Benim yarım bıraktım. Başlamış ben... böyle bir konuya Şahin. Ha. Devamlı. Hani böyle çalışamamış, başka şeyler çalışmış güzel. Falan. Güzel. Siz ilk defa mı skeç yazıyorsunuz beraber? Aslında beraber. Hayır. Yok, ilk defa değil. Var. Daha önce de ilk apartman skeci vardı evet. Bizim. Demek ki sizin bir araya gelip skeç yazmanız evet. Gerekiyor. Daha bundan güzel örnek mi olur? Büşra bu arada... Birinci bölümde burada yoktu çünkü bir ödül törenine gitmişti. Neydi o Büşra Hanım?
İyi mi? Oo, güzel o. İyi, güzel. Galatasaray Üniversitesi'nin dekanıydı. Ne oldu? Ne oldu? Şey oldu. En iyi kadın tiyatrocu oyuncu. Teşekkürler. Gurur duyuyoruz seninle. Bu sene ödül senesi. Haydi bakalım. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola bola bola. Ya çok inanılmaz alışmışım. Şu anda televizyonu açanlar için söylüyorum. Esere evet sevgili misafirler demeyi yasakladığımız için girişlerde bu yekle saklık var. Böyle bir kalıyorum. Evet. Sırada sevgilim... Sevgililerim sırada var oldu. Evet. 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 Ama harbiden bu kadar da bağlanmak olmazmış yani. Zormuş ya. Gerçekten. Efendim canım? Can cihazlarım mı? Her seferinde o daha baymaz mı ya? Tamam. Şimdi şeyi yasak edemeyiz tabii. Her seferinde başka bir şey söyleyeyim. Evet. Hocam son anda yazdığımız bir skeç var sırada. Yetiştirmek için böyle İbrahim'le tam 2 saat kala bitirdik. Hmm. Hala ezberini yapıyorlar şu an. Hmm. Ezberi de... Biraz daha lafa tut da çocuklar 2 satır laf ezberlesinler. Evet, o yüzden ezberini yapıyorlar. Böyle bir denemece diyelim. Hediye alma konusuyla ilgili bir şey. Hediye alma gerçekten zor bir şeydir. Hediyeyi kabul etmek de zordur. Çünkü bir türlü işte mesela bana alınan hediye kıyafetse olmaz mesela. Hani bir şekilde... Hediyeyi tutturmak çok zor bir şeydir. Ya da bakarsın markasını beğenmezsin falan. Gideyim markadan değildir. Bu konuyu ele aldık. İbrahim'le beraber şeytan marka giyer. Skecin adı. İyi seyirler. Yok o bir yer. İsmi çok iddialıymış. Öyle bir şeyler düşünmeyin. Marka giyer sadece. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola. Ya Ayça'yla Burcu'ya akış yok öyle mi? Delirdiniz mi siz ya? Bravo! Benim grubumu dağıtmayın da şey yapmayın. Ne güzel oluyor abla o. Ne örüyorsun sen? Tangayla baby doll örüyor. Hem seksi hem de sıcak tutuyor. Kız sen ne örüyorsun? İyiyim ya, ne öreyim? Diyorum ki elindeki ne? Ne örüyorsun diyorum. Ha bizim İzzet güvenlik görevlisi ya abla. Hı. O böyle kışın sıcak tutsun diye bir de korusun diye çelik yelek örüyor. Sen ne yetenekli kızsın valla. Yok be abla, hiç yetenek öyle bir şey yok. Örüyor mu? Nasılsın hanımım? Arsin! Hanımım nasılsın hanımım? Hoş geldin hayatım. Hoş geldin Esma abi. Hoş bulduk canım. Ayşe'cim sen nasılsın? Aman haraş öyle Selanik'in dibine vuruyorum abi. Aa hanım benim tanga da bitmek üzere. Az kaldı. Hayatım arasına giren ip var ya. En son şimdi onu yok sonra gidireceğim ben sana. Vallahi mi? Hanımım. Ha. Gözlerini kapat. Sana bir sürprizim var. Aa neyi kutluyorsunuz abla? Bir şey kutlamaya gerek yok ki. Her zamanki sürprizler hayatım. Aa. Ya hadi canım gözünü kapat hadi. Sana hediye almışım. Hayatım ama şimdi misafir var. Hatırlıyorsun en son gözlerini kapattığında bana neler yaptın. Ya aşkım ben orada değilim ya. Sana hediye almışım ya. Aa. Bir gözünü kapat. Ay hemen kapatıyorum. Aha. Açma sakın. Na 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 na. Tek taş mı aldın bana? Ay. Ya ne gerek vardı hayatım? Aç var tok var burada ya. Ya aşkım tek taş attım da kolum mu yoruldu? Allah'ını seversen ya. Ben elimi yüzümü yıkıp geliyorum tamam mı? Ay abla bakayım. Ay tutma gözlerim kavuşuyor abla. Ay çok güzelmiş. Ne şanslı kadınsın sen abla ya. Kızım devir cilalı taş devri değil tek taş devri. Şu gözünü aç herife bir şeyler aldır be. Ah benim İzzet bundan 1993'te bana bir hediye aldı. Ha. Bir maça gitmiştik. Popom üşümesin diye adına minder almıştı abla. Ah kıyamam kız sana. Keşke benim kumam olsan da Ersin de sana bir şeyler alsa kız. Aman ne yapalım abla öyle deme bakayım şu yüzüne bakayım. Aa ay bu şey. Ne? Lebius bu. Lebius ay çok pahalıdır bu. Sen biliyor musun anlıyor musun yani kız? Yani internette yazıyordu okudum ben de baktım reklamda. Pahalı mıdır? Pahalıdır abla. Sen internet biliyorsun bir girip baksana kız. Bakayım abla. Bak fiyatına bak. Abla bu Ersin abinin laptopu mu? Ha ne oldu?
sık kullanılanlar listesinde baksana. Ne? Öpbeni.com, yebeni.org, üstümekon.com. Virüstür o, virüstür. Adamcağız her gece sen git yat bunu virüslerle savaşacağım diyor. Odur sen yüzüye bak. Babamla bakıyorum. Ha. Girdim siteye. Ha. Abla bak bu değil mi seninki? Aynısı. Yemin ediyorum aynısı. Ne kadarmış? $1000. Çok pahalıymış. Abla $1000. Kız ne kadar düşünceli ya. Ah aşkım sen düşünüyorsun halde varsın ya. Ah İzzet düşünmüyorsun o halde malsın ya. Sen bir ayrıntılara bak bakayım. Abla bak ay çok güzel nadide bir yüzükmüş bu. Heh. Bak diyor ki bu yüzüğün orijinalinde diyor içinde bir diyor bir tane L harfi olur diyor. Logo gibi böyle. L harfi vardır diyor. Çok nadidedir diyor. Ayşe emin misin? Eminim abla bak bunda çok güzel. Bunda LM yok ha. Harbi mi abla? Ver bir bakayım bak bakayım. Buna. İçinde belki vardır. Abla bunda L yok. Abla bu çakma. Çakma ne kız? İşte Eminönü'nde iki tanesi 1 milyona satıyorlar bunu pazarda. Ay ne mi milyonu? Pazara mazara gitmez. Vallahi onun taşı adam. Bile cilalı taştır abla yemin ediyorum. Ay saçmalama kız değildir be adam ya. Adam gelecek. Sus. Hanımım. Tek taş yüzüğü gördünüz ağzınız açık kaldı değil mi? Sürekli bakın. Ya evet Ersin abi böyle bizim gözlerimiz kamaştı, kulaklarımız oynadı, kafamız tavana vurdu valla. Evet hayatım. Bir şey soracağım Ersin, bu yüzüğü nereden aldın hayatım sen? Ya aşkım bizim bu arka sokakta yeni bir kuyumcu açılmış değil mi? Ben de önünden yürüdüm. Abicim bir ışık şu sağ gözüme bir çarptı. Biricik karımın elleri bomboş bir tek taş yüzük alayım dedim. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim hayatım beğendim. Hatta kendimi böyle yüzüklerin efendisi gibi hissediyorum o kadar yani. Tabi canım parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ay sana koyamadım ne de bu güzellikler. Ne güzel ne güzel. Bir şey soracağım ya. Sen aşkım. Bizim Ayça diyor ki bu orijinal değil diyor. Ne orijinali? Bu çakma diyor. Abi şimdi bunların orijinallerinin içinde bir tane L harfi oluyor. Yok şimdi ben ne diyeyim yalancı mı diyeyim ne diyeyim yani? Ya aman aşk olsun size de ya. Vallahi billahi aşk olsun. Ben gecemi gündüzümü bir edeyim. Biricik karım için tek yüzük alayım. Siz de beğenmemezlik yapın olur mu öyle şey? Yok hayatım öyle demek istemedim ben sana. Yanlış anladın sen beni ya. Yok yok gerçekten tamam aşkım ya. Ya keşke o L'yi ben çizdirseydim. Allah beni beraber etsin ya. Ay vermesin. O L çizginlerse abone. Ay yapma ay vermesin kıyamamsın. Onu yapsaydım keşke. Ya özür diliyorum hayatım. Ya tamam kes Allah'ını seversen ya. O L neyse Allah. Ya ben eşeğim ya eşek ya vallahi ya. O L'yi ben nasıl takip edememişim ben ya. Ben eşeğim eşekler gibi örneğin. Yine üzüldüm. Anılma hayatım anılma. Allah. Koskoca adam ya. Koskoca babanı. İyi akşamlar. Burcu ablacığım istersen bir şey soracaktım ya. Sor ya. Ya ben apartmanın içinde tek taş yüzüğümü düşürmüşüm de görürsen bana bir haber verir misin? Ana. Pelin Hanım, vallahi ben de size getirecektim. Konuyu durda buldum ben. Dedim hemen size getireyim ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çakma. Yani kim size aldıysa bence bir gecelik düşünmüştür yani. Yani ya sen, olan... ya bir gecelik burada. Gel buraya, gel. Vallahi ya buraya gel. Özledim. Çok güzel hareket diyenler. Yanlış anlamayın, çok beğendim. Sıkıcı yaşlı olduğum için çıkamıyorum oraya. Biz de Ersin'e ne oldu diyorduk değil mi tam? Geldim. Ersin Korkut'a bir alkış. Yalnız skeçte hani işte bazen iyi topçu skeci de coşturuyor. İki arkadaşımız da aynı şekilde öyleydi Burcu ve Ayça. Ersin de çok can kattı. Hatta lan bu skeç çöker mi derken... Andırmaya başladım. Skecin en iyi şakası hangisiydi? Hayır, benim kafamdakini bilene tişört var. Söyleyin. Ne? Yüzüklerin Efendisi değil, hayır. Üzgünüm bilemediniz. Düşünmüyorsun, o halde malsın. En iyi şakaydı. Kim dedi ben dedi? Öyle mi? Şimdi herkes ben dedim ben.
Çok güzel hareketler devam ediyor. Ayrıca mı sıcı çok güzel? Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola, spola, spola. Evet sevgili sen... Hadi ya. Ve bu sefer hiç şaka değildi ya. Ben ne yapacağım? Numara mıydı, harbiden mi girdi? Bunu harbiden dedim hocam. Teknoloji... Ya şey, bir şey... Ya zaten... Tamam, çıkışta ya öpüşeceğiz bağırın. Zaten ya. Rahat olun. Hepiniz de öpüşeceğiz. O yüzden bağırmayın. Tamam, öpüşeceğiz. Hastalığım biliyorsunuz. Murat... Sevgili misafirler, teknoloji... Bak, geri tamam, sormaya başladım. Bağırmayın. Teknoloji hayatımızın artık her yerinde. Ancak teknolojiyi nasıl kullandığımız hayatımıza avantaj veya dezavantaj geçireceğini gösterir. Murat Eken... Ben eseri bitirdim mi? Ne oldu? Hocam demesem de bir esim var artık yani. Teknoloji hayatımızı nasıl yönlendiriyor? Murat Eken'in skecini göreceksiniz. Skecinin ismini... Hans... Ha? Ha? Sevgili seyirciler, skecimizin ismi Hands Free geliyor. Ne güzel eğleniriz, alkışlarsanız şey yaparsınız. Çok güzel hareketler bunlar. Spola, spola, spola. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Tayfun Bey. Günaydın efendim. Günaydın Tayfun Bey. Buyurun oturun. Saat kaç? 9:10 geçiyor efendim. Toplantı 9'da değil miydi? Hakan nerede? İki telli tarafından geliyor efendim. Trafiğe takıldı herhalde. İyi, arayın bakayım Hakan'ı. Mali kayıtlar ondaydı çünkü. Ne yapıyorsun oğlum? Arıyorum efendim. Orada biz bize sel, loy loy, hoy hoy sel var. Şirket attı, oradan arasana. Arkadaşım. Çalıyor mu? Çalıyor. İyi, şeyi aç, hands free. Ben de duyayım. Alo. Alo. Heh. Hakan neredesin? Uyuyakalmışım oğlum, yoldayım. Toplantı 9'daydı ya kardeşim. Tamam, başlayın siz, geliyorum birazdan. Tayfun uyarı geldi mi? Tayfun Bey, hayırlısıyla geldi. Hayırlısıyla geldi. Konferans görüşmedeyiz Hakan. Konferans görüşmedeyiz. Kimi yiyorsun lan sen? Hakan! Faik sen misin oğlum? He benim Hakan. Yücel de orada mı? Buradayım, buradayım Hakan'cığım, çabuk gel. Oğlum TRC'ye tere mi satıyorsun lan, konferans görüşmedeyi falan bir şey? Tayfun Hıyar'ı ne anlar lan konferansta? Hakan! O öküz hayatında hoparlörlü telefon mu görmüş hayvan? Hakan, Hakan. Heh. Şu anda sende abi. Şirket... Alo, Hakan! Heh. Neredesin oğlum sen? Ulan şimdi geliyorum işte, sıçtırtmayın Allah Allah ya. 5 dakika yoruldayım oğlum. Tamam, sen gelince biz başlıyoruz. Hasta etmesin adamı Tayfun. Bir kere de bir geç kalalım lan. Her gün 11'den önce gelmiyor kendisi. Dakikliğimi tutmuş yavşağın. Sen... geliyor. Mecidiyeköy geçtin değil mi sen? Geliyorsun kardeşim. Ya oğlum sen... geçtim. Bu telefon... arada var ya oğlum, yol boyu bütün bu aynalı yüksek kuleler var ya, bunların alayı Tayfun'a var. Tayfun Bey şirkette Hakan'cığım. Tayfun tamam, Bey dağıtacağım şirkette. Tamam, dağıtacağım onun ağzını burnunu ya. Hepimizin üstüne basa basa müdür oldu. Karaktersiz, ciğeri 5 para etmez herif ya. Ya Hakan, o kadar ağır konuşma şimdi. Buramıza kadar geldi artık oğlum. Buramıza kadar geldi. Yüzüne de söyleyeceğim yakında. Söylemiş say kendini Hakan. Sen niye böyle yumuşak konuşuyorsun oğlum? Nefret edersin sen Tayfun'dan. Yok oğlum, sen niye yalan atıyorsun? Ben nereden nefret ediyorum? Aramızda su sızmıyor. Sen yalan atıyorsun. O Haluk senin niye sesin çıkmıyor? Sen geçen gün çıldırmadın mı şu yeni gelen stajyer Gamze'yi patikledi diye? Yok öyle bir şey hatırlamıyorum ben, sen ne diyorsun nasıl kardeşim? Nasıl hatırlamıyorsun oğlum? Koridora çıktın, çıldırmışsın, bağırmaya başladın. Herif iktidarsız dedin. Evde karısına bir şey yapamıyor, burada genç kızlara sarkıyor demedin mi oğlum? Faik dedi. Ya Faik dedi. Faik dedi. Yok, ben ne zaman söyledim oğlum? Ben ne zaman söyledim ya? Sen niye yalan atıyorsun oğlum? Oğlum ben ne söyledim? Ya bir dakika, dur bir dakika. Şey... Hayır, ben demedim abi. Adamın 4 tane çocuğu var, 1 tane karısı var. Adam tek başına iktidar ya. Hakan gözünü seveyim, çekmeyen bir yere geç. Gözünü seveyim hadi. Hakan. Tünel varsa oraya gir, hiç çıkma. Allah Allah oğlum.
Hakan! Ne diyorsun Faik? Şey, Tayfun Bey'in arabası. Servisten çıkamadı değil mi hala? Haşat ettik lan arabayı. Keşke çıksaydı Hakan. Oğlum lastikleri nasıl şişledik böyle çart 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 çart. İşte sen yaptın tabii. Hem sen yaptın. Ben hiçbir şeye karışmadım. Ne ben yaptım oğlum? Sen değil miydin sekizlik pimaş boruyu küfrede küfrede ön cama indiren? Ben ne zaman yaptım? Onu bu yaptı. Vallahi ne? Yücel yaptı. Kur'an ekmek çarptı Yücel yaptı. Yücel yaptı. Bu yaptı. Ne kesin oğlum Yücel ne? Yücel pantolonunu indirmiş arka koltuğa pisliyordu herif. Hakan! Haluk ne yaptı? Ya Haluk ne yapacak oğlum? Haluk anca lafta zaten. Konuşur konuşur aksiyona gelince bir şey yok. Köşeden seyretti ya. Aferin Haluk. Neyse. Seni arabayı pisletti. Manyağı mı? Geldim ben lan. Neredesiniz oğlum? Şirketteyim ben. Toplantı odasındayız. Gel. Olan oldu. Hep beraber sıvıyalım. Toplantı odası. Dur geliyorum. Gel. Ben de diyorum seste ufak bir yankı var. Ben hoparlörde... Hakan? Efendim iyi sabahlar, saygılar, hürmet ederim Tayfun Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Arkadaşlar bizi yalnız bırakın. Efendim gerçekten ben çok sıkıştım yani tuvalet... Çık çık! Şart değil arkadaşlar kalsın. Keşke Mecidiye köyde kalsaydın Hakan. Şimdi Tayfun Bey... Hakan. Efendim. Kovuldum ben. Sabah beri kullandığın en doğru kelime. Şimdi bir izah etmeme izin verirseniz... Pılını pırtını topla şirketi terk et. Tamam. Öğleden sonra görmek istemiyorum. Mali kayıtları da masaya bırak. Şimdi buyurun. Siz biraz sinirlisiniz. Vay be Hakan. Efendim. Ne kim varmış içinde? Her şeyi kustun, ne saygı bıraktın, ne şeref bıraktın ulan. Estağfurullah efendim. Şimdi ağır konuşuyorsunuz. Öyle yani gerek yok. Buyurun mali kayıtlar. Bence insanlıktır. Unutalım bitsin. Ben unuturum Hakan. İnsan beyni unutur ama teknoloji unutmuyor. Bak kablolar unutmuyor. Bak. Müdür oldu karaktersiz. Ciğeri beş para etmez herif ya. Ciğeri beş para etmez herif. Allah Allah. Ciğeri beş para etmez herif. Ya. Ciğeri. Biliyor musun? Teknoloji ne kadar güzel bir şey değil mi Hakan? Evet. Bir daha oynatayım mı? Şart değil. Demek ki neymiş? Neymiş? Kontrolsüz teknoloji değilmiş. Evet efendim. Ben şimdi birkaç sert cümle sarf etmiş olabilirim. Birkaç sert cümle mi? Ne birkaç sert cümlesi, ne şerefsizliği mi bıraktın, ne haysiyetsizliği mi bıraktın? Şimdi efendim, estağfurullah, siz şu anda kendinize hakaret etmeyin lütfen. Bence süper. Tamam, biraz sert konuştum, tamam. Ama mesela metresinize tuttuğunuz şirket hesabından ödenen garsoniyerden bahsetmedim. Ya da böyle açıktan imalatçılarla anlaşıp cebinize attığınız paraları da söylemedim. Ya da şirketin öz kaynaklarını cebinize indirdiğinizden sümme haşa. Benle mezara gider. Benden çıkmaz. Ben de Hakan'ım. Ben Hakan taşıyanım. Sır taşıyanım efendim. Benle. Tehdit mi diyorsun ulan sen? Estağfurullah. Şimdi tehdit öyle çok tatsız bir kelime. Tedbir. Diye. Şirketin genel müdürü benim. Bana mı inanırlar sana mı? Senin sözün mü benim sözüm ulan? İşte onunla ilgili ben hemen size şuradan şunu göstermek isterim. Bakın. Bunlar da mali kayıtlar. Bakalım neler varmış. Evet, bu sizin garsoniyerin şirket tarafından ödenen kira kontratosu efendim. Şunlar sizin hususi harcamalarınızın şirket tarafından ödenen dökümleri. Huyum, her şeyi dosyalıyorum, mali kayıtla huyum. Eşeklik bende tabii. Bir de ben sinemayı çok severim, biraz evde bir şeylerle kendim uğraşıyorum. Şöyle bir film hazırladım efendim, buyurun. Play. Gel bakayım şöyle yavrum. Ama nasıl olur Tayfun Bey? Tayfun Bey değil, Tayfun de bana. Tayfun. Ne güzel söylüyorsun, bir daha söyle. Tayfun. Bir daha söyle. Tay da değil mi? De ne güzel. Tay. Gel bakayım otur şöyle dizime. Bu sene sen ne istiyorsun Noel babadan? Yapma Tayfun. Yaramazlık mı yapmıyorsun sen he? Ben çok yaramaz bir kızım Tayfun. Ben yap. Teknoloji ne kadar da güzel bir şey değil mi Tayfun?
daha oynatayım mı? Yok. Demek ki neymiş? Kontrolsüz teknoloji. Teknoloji değildir. Bu arada Gamze'nin solaryum çok yakışmış. Sağ olun. Çık dışarı çık! Bir de Noel Baba kostümü diyor. Cilve yapacağım, yaramazlık. Ne yaramazlığı? Defol! Ama Tay... Ne Tay'ı? Çık dışarı! Tayfun, bizim seninle dostluğumuz çok geçmişe dayanıyor. Aslında konuşarak anlaşabiliriz. Oturmaz mısın? Oturmaz olur muyum Hakan'cığım? İsimler değişti herhalde. Sen bana Tayfun, ben sana Hakan. Evet, tabii. Benim klasik huyumdur. Tabii tabii olsun. Heyecandan olsa gerek. Evet, otururum da şu konferans kaydı çok canımı sıkıyor benim. Ya konferans kaydı senin için köpeğin olsun. Düğmeyle siliniyor, delete. Heh. Gördün mü? Güzel, güzel. Şimdi konuşalım. Konuşalım. Bir takım benim de isteklerim var Noel Baba'dan. Maaş galiba. Herhalde dizine oturmayacağım. Tabii ki maaş. Oturursan oynatırım dizimde 38 bölüm. Fark etmez. Ben şunu bir göstereyim de seni bütün yönetim kurulu dizinde oynatsın istersen. Yönetim kurulunun başkanıyım. Ben oynattım herkesi. Sen kafanı yorma. Şimdi de belgesel çekiyorum. Oynar mısın? Zürafayla tavşanın aşkı, tavşanı oynuyorsun. Belli oluyor. Burada bayağı bir gördüm senin hayvanlık hallerini. Neyse, konumuza dönelim. Dönelim canım. Buyur. Kaç para maaş alıyorsun? 2500 liracık. 5000 yaparız Hakan. Ne? 5000. Kaç? 5000. Kaç? 7500 diyorum Hakan. Ha, bir anda buradan böyle 5000 gibi geldi o. Evet, 7500. Yok, çık biraz. Az söylüyor, çık. 10.000 olsun ki suratı atalım. Bak şimdi güzel konuştun bak. Elini ver. Tamam. Çok güzel, anlaştık. O zaman ben bunları silerim. Ara, evet. Muhasebeyi sileyim. Beraber. Ara muhasebeyi. Aynı diyeceğim. Anda. Ara muhasebeyi. Aynı anda. Aynı anda. Aynı anda. Güray Bey. Hakan Bey'in maaşı 10.000 oldu. Heh, güzel. Sana lan ne oldu? Evet. Tamam, kapat. Delete, senin tabirinle. Onun yedek kaydı da vardır, onları da çıkart. Tabii, buyurun. Şu harici diskte de vardı. Hayırlı olsun. Güzel. Sizinle iş yapmak çok büyük bir keyifti zaten. Seninle de iş yapmak çok güzel bir keyifti Hakan. Seninle de. Ama ben bir belgesel yapımcısı olarak... Heh. Seninle iyi geçinmek istiyorum Hakan. Ya bundan sonra yemeğe falan... Ben bugünden sonra biraz izin alacağım, haberin olsun. Tamam mı? Tamam canım. Yemek mi dedin? Evet. Ne yersin sen onu söyle. Zeytinyağlı, vallahi. Zeytinyağsız. Ama yemekten önce istersen şöyle güzel bir klasik müzik albümü buldum. Onu dinleyelim. Sana dinletmeye çok isterim Hakan. Eyvah, dinleyelim canım Tayfuncuğum. Aa, köpeğin olsun sen. Bu bana. Az. Bu şirkete. Bu bana, bu şirkete. Geliyorum Tayfun Bey. Hemen geliyorum Tayfun Bey. Bana. Tayfun. Oğul Tayfun, oğul Tayfun, Tayfun. Cinliler ne acayip insanlar değil mi Tayfun? Çekik çekik gözlerle neler yapıyorlar. Bu kadarcık kamerayı küçültüp şu kadarcık kalem tıraşın içine koyuyorlar. Ya şimdi sen aldın onu, o kalem tıraşın içine koydun. Neden Hakan'ın masasındaki kalem tıraşın içine koyuyorsun değil mi? Şimdi Tayfun Bey, hadi şunu berabere sayalım. Niye berabere? Tayfun, ben 0 galibim. Beni aradınız. Para dediniz, 10.000 lira zam falan dediniz, Hakan dediniz, ben anlamadım, çay alıp geldim. Allah kahretsin, seni mi aramışım? Neyse, çayı koy, Hakan'a bir soğuk su getir. Ya da dur, getirme, giderken arkasından dökersin. Peki efendim. Kovuldun mu ben? Evet Hakan, tabii ki kovuldun. Tayfun Bey, 5 senelik mesaim var, bari tazminatımı alayım, gözünüzü seveyim. Ne? Tazminat? Çok özür diliyorum sayın seyirci. Al sana tazminat. Sevgili hediyenler.
Tekniği çok yüksekti, zili çal diyenler. Tam Hakan herhalde tam final anında seyirci gösteriyoruz dönüyoruz ne olduğunu bir yani, arada kaynatıyoruz. Sönmesini planlamıştık ama çünkü nerede şunu hesap edemedik. Salonda da ışık var ya çekmiş. Ha evet söndü de aslında. Normalde... Sorun değil sorun değil. Bence yani zil çaldığına göre çok da konuşmaya gerek yok. Ciğer rap en iyi bölümüydü. Ciğeri beş para etmez. Nasıldı? Çok iyiydi. Çözüm bölümü çok az sarkıyordu ama teknik meknik normal karşılıyoruz. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Murat yazdı. Çok iyi çocuklar. Metresi. Bir tane reaksiyon yiyelim. Evet ama topladı yine güzeldi. Gecenin son skeciydi bu arada. Bu sese bayılıyorum. Gelin bakayım diğer godikler gelin bakayım. Bir saniye. Ne o? Konuş. Merhaba. Şöyle dur. Kameraya doğru konuş. Heh. Merhaba. Biz bu resmi arkadaşım tamam. Ben sizin için yaptık. Kim siz yaptınız? İkimiz. İkiniz mi yaptınız? Evet. Kim bu? Siz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şey değil. Tatlıymışsınız. Hiç bağırmıyorsunuz Yılmaz Yılmaz terbiyesizlere. Buraya bağırıyorsunuz. Yılmaz. Hayır hayır. Çok teşekkür ederim. Şahaneydiniz. Gerçekten keşke her gece siz gelseniz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.